Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün. İstanbul'a dair konuşacağız, İstanbul'a dair sohbet edeceğiz. Ve Gürkan Bey birçok soruyu Bir Gün TV'de yanıtlayacak. Merhabalar, hoş geldiniz Gürkan Bey. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. 25 yıllık bir anlayıştan sonra yeni bir yönetim, 2019'da göreve geldiniz. Yeni bir yönetim, yeni bir anlayış. Ve şu an oturduğunuz koltuktan İstanbul'a baktığınızda nasıl bir kent görüyorsunuz? Geçtiğimiz 25 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir İstanbullu olarak beni ürkütüyor. Yani kentin birçok noktası. 6 Şubat'ta bir deprem gerçeği yaşadık. Özellikle İstanbul'un birçok ilçesinde gittiğimde, yolum düştüğünde nefes alacak alan göremiyorum. Özellikle Avrupa yakasının birçok ilçesinde. Kadıköy'ün bazı bölgelerinde, Ümraniye'nin bazı bölgelerinde tek görebildiğim şey kafamı kaldırıp gökyüzüne baktığımda bir beton yığını metrelerce yüksekliğinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz İstanbul'u şehircilik anlamında? Nasıl bir İstanbul devraldınız? Şimdi şöyle, İstanbul tabii çok kadim bir şehir ve özellikle Cumhuriyet dönemi itibariyle de çok ciddi oranda belirli dönemlerde nüfus almış. Maalesef çok fazla planla gelişmemiş. O yüzden de ciddi geçmişinden bugüne taşıdığı sorunları olan bir kent. Ama son 20 yıllık sürece baktığımızda İstanbul özellikle 2000'lerle birlikte bu küresel şehirlerin ön plana çıkmasıyla İstanbul'un bir şekilde pazarlanması gibi söylemler ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte de kent mekanının çok fazla değerlendiği, rant değerinin yüksek olduğu bir süreci yaşadık. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'nin kentlerinde planlamanın bir rant yaratma, el değiştirme, rantın transferi açısından çok önemli bir pozisyona eriştiğini gördük. Bu geçmiş dönemlerde özellikle 80'li yıllardan başlayan bir sürecin artık bir sistematik hale dönüştürdüğünü ve adeta sistemi finanse eder bir hale dönüştüğünü gördük. Bu tabii neyi getirdi? İstanbul'da geçmişten bugüne gelen bazı kadim sorunlarının üzerine çok ciddi bir plansız yapılaşmayı ve bu plansız yapılaşmanın beraberinde getirdiği kentteki eşitsizliği, yani bir yere bakıyorsunuz, kentin bir yerinde örneğin Beyoğlu'nda bir yerde çok lüks yatırımlar yapılırken örnek veriyorum. Diğer bir tarafında kentin en yoksul mahalleleri, bunun bütün ilçeleri yayabiliriz. Böyle bir eşitsizliğin olduğunu gördük. Ve tüm bunlarla birlikte de kamu arazilerinin çok ciddi bir şekilde el değiştirmesi, imar değişiklikleriyle bir rant transferinin yaratılması ve bu kentin maliyetinin, kentleşme maliyetinin kentte yaşayanların üzerine bindirildiği bir sistem gördük. Nasıl bindiriliyor? İşte kentin altyapı maliyetlerini üstleniyorsunuz, kentin sorunlarını üstleniyorsunuz. Ulaşım gibi, parka erişim sorunu gibi toplanma alanınızı bir gün kaybediyorsunuz, kentin kıyı alanlarına erişimini kaybediyorsunuz. Kamu arazilerinizi bu depremde belki kullanabileceğiniz stok konut olarak değerlendirebileceğiniz kamu arazileri bir anda lüks konutlara dönüşüyor. Bu tabii kontrol edilemez bir şehir ki son dönemde tabii bir yandan da mülteci nüfusunun da gelmesiyle İstanbul'un bugün 16 milyon resmi rakamının işte 19 milyon bandında, 20 milyon bandlarına yaklaştığını görüyoruz. Böyle bir kenti yönetmek, planlamak, sorunlarını çözmek çok zor. Dolayısıyla ülkenin planı, ülkenin, bölgenin yani Marmara bölgesi ve İstanbul'un planını düşünerek bir uzun, orta, kısa vadeli bir program ortaya koyulması lazım. Çünkü bu gidişat artık dünyanın krizleri konuştuğu, dünyanın yok oluş teorilerini konuştuğu bir ortamda geri dönülemez noktalara gelmiş bulunuyor. Artık iklim krizinden dolayı özellikle ekoloji ve iklim konularında kentlerin sınırlarına eriştiğini görüyoruz. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da çok uzun zamandır o sınırlara erişti. Ne anlamda söylüyorum bunu? İşte kuzey ormanlarına dayandı, su havzalarına dayandı. İstanbul'un yıllardır işte planlarda veya yerleşim bölgeleri açısından gelişmemesi gereken, büyümemesi gereken bütün
üniversitelerin, akademisyenlerin ortaya koyduğu biçimde ve planlarda, çevre düzeni planında da ortaya koyduğu biçimde gelişmemesi gereken alanlara dayanmış durumda. Ama bugün bu alanların, işte özellikle merkezi idarenin yatırımları doğrultusunda çok yoğun bir yapılaşma baskısı altında olduğunu görüyoruz. Açılan rezerv alanlar, Kanal İstanbul ve çevresindeki yeni şehirle beraber bu alanların da kaybedileceği durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla eğer bu alanlarda kaybedilirse İstanbul artık yaşanabilir bir kent olmaktan, çünkü suyunu kaybederse, toprağını, tarım toprağını, ormanlarını kaybederse artık yaşanabilir bir kent olmaktan tamamıyla uzaklaşacak ve bir distopik bir ortama gitmiş olacak açıkçası. Şimdi çok önemli şeyler söylediniz Gürkan Bey. Hepsini tek tek açacağız ilerleyen dakikalarda. Önemli başlıklardı. Şimdi öncelikle şeyi sormak istiyorum. İstanbul üzerinde kaç kurum imar planı değişikliği yapabiliyor? Şimdi bildiğim kadarıyla siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bazı imar planları değişiklikleri yapabiliyorsunuz. İlçe belediyeleri yapıyor. Bakanlık yapıyor. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakan'a çok itiraz oluyor. İşte TOKİ'nin, İller Bankası'nın, Kültür Turizm Bakanlığı'nın yaptığı ifadeyle İstanbul'un planlarını kaç kurum değiştirebiliyor? Çok ciddi anlamda bir yetki karmaşası var. Bu planlamanın aslında çok önemli bir sorunu, yıllardır tartışılan bir sorunu. İstanbul'da ve Türkiye'de plan yapma yetkisi yaklaşık 50 kuruma dağılmış durumda. Şimdi bu 50 kurum çok fazla gibi gözükebilir ama tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevi İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde nazım imar planlarını yapmak. İlçe belediyelerinde bunu uygulama imar planlarını yapmak. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, TOKİ'nin, işte sanayi alanlarında, organize sanayi bölgelerinde Sanayi Bakanlığı'nın, özelleştirme bölgelerinde özelleştirmenin, işte turizm bölgelerinde Kültür Turizm Bakanlığı'nın gibi birçok bakanlığın plan yapma yetkisi var. Şimdi böyle olduğu takdirde bu kentin yönetimini, idaresini, gideceği yönü, nüfusunun ne olacağı, ulaşım kararlarını veya işte nereye yerleşeceğini elinizden kaçırmış oluyorsunuz. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra bu planlama yetkisini adeta parsel ölçeğinde de kullanarak, yetkilerini de çoğu kez aşarak bir anlamda bir belediye gibi kullanır olduğunu gördüm. Dolayısıyla çok ciddi anlamda özellikle kamu arazilerinin, yani bir kente bütün bakıp o arazileri değerlendirmek varken parça parça bu arazileri planlanarak işte imarının değiştirdiğini, dolayısıyla o kentin yapısının bozulduğunu, o kentin kamu yararını, şehircilik esaslarının bozulduğunu gördük. Şimdi bakanlığın tabii farklı mevzuatlardan dolayı almış olduğu yetkiler var ama özellikle bu 6306 sayılı uzun bir adı var, afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında kanun diye. Kamuoyunda kentsel dönüşüm kanunu diye bilinir. Bu kanunun geçmesinden itibaren çoğu yerlerde riskli alan, rezerv alan olarak ilan edip planlama yetkisini aldığını görüyoruz. Şimdi buna örnekler de verebiliriz. Yani yaklaşık İstanbul'da 150'ye yakın rezerv alan ilan edildi 2012 yılındaki şeyden sonra, işte yasanın çıkmasından sonra 40 bin hektarlık bir alan. Bunun 60'ına yakınında plan yapıldı ve bunun 60'ına yakınındaki yapılan plan da bir İstanbul'un üzerine 3,5 milyon daha nüfusu ilave edildi. Şimdi böyle parça parça bir planlama yaptığınız zaman tabii ki İstanbul sorunlarını çözemez oluyorsunuz. Burada tabii belki bizi izleyenler anlayabilsin diye şunu sormak istiyorum. Örneğin Beşiktaş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park alanı olarak belirlediği bir araziyi bakanlık hayır burası rezerv alan olacak, 10 katlı binalar yapılacak, 10 bin kişi yaşayacak diyebiliyor mu? Böyle mi oluyor? Yetkisini alıp diyebiliyor. Evet, burayı rezerv alan ilan edebiliyor. Rezerv alan ilan ettikten sonra plan yapım yetkisini alabiliyor. Plan yapım yetkisinden sonra da bu beraberinde de birçok uygulama yetkisini de alabiliyor ve planı değiştirebiliyor. Bunun
birçok örneği var. Örneğin İstanbul'dan bazı büyük alanları örnek vereyim. Maslak 1453'ten tutun Çekmeköy'deki askeri arazilere kadar, Zeytinburnu'ndaki sahil bandını, işte eskiden et balık grubunun olduğu, işte eski tank fabrikasının olduğu alanlar veya işte Zekeriya Köyü'ndeki eski füze üssünü, tabii askeri alanların burada çok ciddi bir büyük ölçekli planlarının yapıldığı ve imara açıldığını ve bunun da büyük ölçüde lüks konut, ticaret ve turizm fonksiyonlarında imara açıldığını, yani bir gelir getirme amacıyla yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da kentin merkezi veya çeperindeki bu tip özellikle de kamu arazilerinin imarının değişmesi kentte çok ciddi bir sorun olarak, sorun üreterek bize bütün İstanbullulara bir maliyet yüklüyor. Şimdi askeri arazileri soracaktım. Sıradaki sorum buydu. Siz bir giriş yaptınız. Şimdi İstanbul'a uydu görüntülerinden baktığım zaman, hani şimdi ve 4-5 yıl öncesini kıyasladığım zaman, siz de söylediniz, Çekmeköy'deki büyük askeri arazinin Şehit Onbaşı Azim Özdemir kışlası yapılaşmaya açıldı. Maltepe'deki Kenan Evren kışlası olarak bilinen arazi parça parça yapılaşmaya açıldı. Bir tarafı bir üniversite verdi, Marmara Üniversitesi sanırım. Diğer tarafı Tokyo. Tuzla'daki askeri araziler, piyade okul arazisi parça parça koparılıyor. Samandıra'daki kışta aynı şekilde Esenler saymakla bitmeyecek kadar fazla ve uydu görüntülere baktığımız zaman tüm beton deryasının ortasındaki bir vaha gibi. Buralar böyle bir yeşil kalmış alanlar. Kuzey ormanlarının dışında kentin içinde kalan yeşil alanlardı. Ve hepsi parça parça yapılaşmaya açıldı. İşte emlak konut eliyle, emlak konutun taşeronları eliyle dediğiniz gibi lüks konutlar açıldı ve bunlara dair ne düşünüyorsunuz? Ve bunlar yapılırken aslında biraz da İstanbul Büyükşehir Belediyesi eleştirildi. Bu talana engel olmak için mücadele ettiniz mi? Neler yaptınız? Yani Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Engel olmak istiyor mu? Diye soruldu. Hani onu eleştirilen kasıt oydu. Tabii ki. Yani şimdi bu askeri alanlar 2009'dan bugüne yaklaşık 15.500 hektar askeri alanın statüsü kaldırıldı. Dörtte birinin statüsü kaldırıldı ve buralarda imar planı çalışmaları yapıldı. Niye 2009'u söylüyorum? 2009'da bir İstanbul'un anayasası olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oy birliğiyle geçmiş, altında bir sürü akademisyen imzası olduğu bir çevre düzeni planı yapıldı. O çevre düzeni planında denildi ki askeri alanlar, eğer ki askeri alan statüsünü kaybederse İstanbul'un ihtiyacı olan sosyal, teknik, altyapı alanları olarak, yani nedir bu? İşte eğitim olur, sağlık olur, yeşil alan olur, yani kamunun ihtiyacı olan alanlar olarak korunması gerekiyor dendi. Ama böyle olmadı. Biraz önce işte sizin de saydığınız gibi bu alanlar tek tek imara açılmaya başladı ve bu alanlar aslında hem kentin büyükçe kalmış boş arazileri hem de kuzey ormanlarıyla bir tampon bölge. Yani siz buraya imara açtığınız zaman kuzey ormanlarına zaten girmiş oluyorsunuz. Çok yakın bir örnek. Esenler Baştabya'daki büyük bir alan imara açılmıştı. Onun kuzeyinde Başakşehir sınırlarındaki bir alanla 20 milyon metrekare seçimden önce imar planları askıya çıktı. Yani ne Büyükşehir Belediyesi'nin haberi var, ne ilçe belediyelerinin var mı yok mu bilemiyorum. Kamuoyunun zaten bilgisi yok. Ama tek kalemle 20 milyon metrekare, 20 milyon metrekare şu demek, örneğin bir Beşiktaş ilçesi. Beşiktaş ilçesini siz kimsenin haberi olmadan bomboş bir araziyi imara açıyorsunuz. Hele daha depremi konuşurken, yani hele ki işte bu kentte artık yaşanabilir şeylerin sınırına gelmişken, imkanların sınırına gelmişken ve biz bu açılan askeri alanların örneklerinde olduğu gibi çoğunun birer lüks konut projesine, gelir getirici projeye dönüştüğünü, emlak konutla beraber bir hasılat paylaşımı projelerine dönüştüğünü gördük. Biz ne yaptık göreve geldikten sonra? Hepsini mahkemeye taşıdık. Yani şeye açılan askeriyenin veya diğer kamu arazilerinin imara açılmış bir planlama çalışması yapılmış bakanlık tarafından tümüne bir mahkeme sürecini başlattık.
Bu süreç içerisinde tabii mahkeme süresi devam ederken işte başlayan inşaatlar var. Mahkeme süreci devam ederken yürütmeyi durdurma alıp yürütmeyi durdurma sürecinde bizim müdahale ettiğimiz ama işte kalkan eden bir süreç yaşıyoruz. Bunu tabii uzun süredir belki meslek odaları bu dava süreçlerini yürütüyordu İstanbul'da veya diğer büyük şehirlerde. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi belki tarihinde ilk defa bu planlara dava açmaya, bu planları mahkemeye taşımaya, bununla ilgili bir kamuoyu faaliyeti yürütmeye başladı. Biz çeşitli kanallarda başkanlık seviyesinden diğer seviyelere kadar bunu kamuoyuna taşıyoruz. Bir toplumsal buna karşı bir muhalefet geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü mahkeme süreçlerini bildiğimiz gibi çok uzayabiliyor. Bu arada da tabii inşaatlar bitmiş oluyor. Bir şekilde artık oralar kaybedilmiş oluyor. O yüzden sadece mahkemeyle yürütülecek bir şey belki başarıya ulaşmayabiliyor ama toplumun da kendi elinden giden o kamu arazilerine, yani bizim olan, hepimizin olan o kamu arazilerine sahip çıkması gerekiyor. Yani örnekleri o kadar fazla ki şu anda bu arazilerin bazılarında artık inşaatı bitti, insanlar oturmaya başladı ama o boş olan, işte o bahsettiğim 20 milyon metrekarelik bir arazi bugün tek elde imara açılamaz. Biz bugün depremi konuşuyoruz. Yani bazıları hakikaten bütünlüklü olarak planlanıp İstanbul'un ihtiyacı olan, İstanbul'un çok yoğun bölgelerinde ki alanların dönüşümü için sosyal konut amaçlı da kullanılabilir. Ama bunlar hepsi bir planlama dahilinde ve kamu yararını gözeterek yapılması lazım. Yoksa siz İstanbul'u bir para kazanma aracı olarak görürseniz İstanbul artık hakikaten bir yaşanamaz hale gelmiş durumda. Keza bu Kanal İstanbul'u, Yenişehir'i, işte o bahsettiğim askeri alanla bütünleşecek o şey zaten şeye baktığınızda uydu fotoğrafına baktığınızda İstanbul'da boş kalan tek yerdir orası. Orayı da imara açtığınız zaman zaten İstanbul'da artık yapılaşmamış yer belki butik birkaç orman dışında işte Belgrad Ormanı vesaire Polonezköy tarafları gibi yer kalmamış olacak maalesef. Evet. Maalesef. Yani iktidar 2009'da hazırladığı kendilerinin hazırladığı çevre düzeni planı yine kendileri iktidar delik deşik etti İstanbul'da. Kesinlikle maalesef durum öyle. Çünkü bu bir de bu planlar üst ölçek yani 100 bin dediğimiz bir anayasa niteliğinde ve uzun vadeli yapılan planlardır. Kentin stratejisini belirler. Artık o strateji doğrultusunda siz alt ölçekli uygulama planlarını yaparsınız. Ama siz bu planı yapıp bir sene sonra işte havalimanını Silivri'den aldım hop taşıdım bu tarafa İstanbul'un kuzeyine. İşte 3. köprü Kuzey Marmara Otoyolu yokken oraya bir yol yaptım. Oraya başka faaliyetler getirdim derseniz 2011 yılından itibaren Kanal İstanbul gibi bir tartışmayı başlatıp oralarda bir sürü arazi değişimleri, mülk değişimlerini yaparsanız tabii ki kendi elinizde o yaptığınız planı öldürmüş olursunuz. Evet. Şimdi bir diğer sorum da Kuzey Ormanları'na dairdi. Kentin içindeki boş arazileri yani askeri arazileri, yeşil alanları konuştuk. Buraları nasıl betona gömdükleri ve herkesin söylediği işte sizin de uzmanların da bir Kuzey Ormanları gerçeği var ve burası İstanbul'un akciğerleri deniyor. Oksijen deposu deniyor. Ama yine az önce belirttiğiniz gibi Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü ve işte taş ocakları, maden ocaklarıyla Kuzey Ormanları'nda hızla yok edildiğini görüyoruz. Yine işte uydu görüntülerine baktığımda hem Kemerburgaz tarafında, Avrupa yakasında, Anadolu yakasında, Şile tarafında, Şile Çekmeköy tarafında pıtrak gibi çoğalan taş ocakları, maden ocakları görüyorum. Hızla ufak ufak oraların yapılaşmaya açıldığını görüyorum. Ve oksijen deposu denilen Kuzey Ormanları yok olmak üzere sanırım. Kuzey Ormanları'nda neler oluyor peki? Siz orada nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yani çok doğru. Bu maden yasası da tabii diğer yasaların üzerinde bir yasa olduğu için yani öyle konumlandırılmış maden ruhsatı alıp
sürekli o maden rezervlerinin gelişmesiyle maalesef o ormanların kaybedildiğini görüyoruz. Maden sahası biten yerlerinde ormana kazandırılmadığını da görüyoruz. Bununla birlikte tabii İstanbul açısından bu 2B arazileri, 2B arazilerinin imara açılması, zamanla planlanması ve yavaş yavaş o ormanın içine doğru bu arazilerin büyümesi, toprak koruma kurullarından işte tarımsal arazi niteliğini kaybetmiş kararlarına çıkıp bu alanların işte özellikle Silivri Çatalca bölgesinde, yani kuzey ormanı olmasa da yine de tarım alanı açısından önemli bu alanların imar açılması. Bu tabii ufak ufak bu şeyi maalesef İstanbul'un akciğerlerini bir şekilde bir virüs gibi yayılan bir süreçte yok etmeye başladı ve devam ediyor. Biz tabii o alanlarda da yetki sorunu olduğu için, yani işte maden, bir yer maden sahası ilan edildiği zaman veya orada bir rezerv çıkarılma izni verildiği zaman bakanlık tarafından, oraya artık müdahale şansınız. Orada bir zaten plan vesaire de yapılmıyor. Oraya herhangi bir müdahale yapılmıyor. O rezerv çıkarılıyor. Biz bununla ilgili bir Koru İstanbul diye bir çalışma başlattık. Bütün İstanbul'un kuzeyinde özellikle son 20 yılda nasıl bir tahribat olduğunu, orman alanları, maden sahaları, enerji santralleri, işte tarım alanları gibi ne kadar bir tahribat olduğunu ortaya çıkardık. Burada özellikle hem kırsal yaşamın korunması hem de bu tahribatın bir şekilde bir revizyonunun, yani tekrar o ormanla bütünleşmesi, tekrar doğayla bütünleşmesi için neler yapılabileceğine dair bütünlüklü bir analiz ve strateji kararların alındığı çalışma ortaya koyduk. Önümüzdeki ay itibariyle bunu tamamlıyoruz. Bunu kamuoyuyla da buluşturacağız. Bunların tabii birer karara dönüşmesi için de bir çevre düzeni planı çalışmasını başlatıyoruz. O çevre düzeni planı çalışmasında da yeniden bu kadük hale gelmiş, parçalanmış işte bazı kararlarla ortadan kaldırılmış bu çevre düzenini yenilemek ve bu alanları korumak için bir strateji de ortaya koyacağız. Tabii ki işte bu yetki sorunu, farklı bakanlıkların sorunları, farklı yasalarda konulmuş yetkilerle, işte özellikle maden yasasıyla verilen yetkilerin daha üst ölçekte, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesi gereken konular olduğunu biliyoruz. Son iki sorum var. İkisini de birlikte sorayım isterseniz. İkisine birlikte yanıt verirsiniz ve toparlarsanız. Siz de yoğunsunuz. İstanbul'da yönetici olmak kolay değil diye düşünüyorum. Çok da fazla vaktinizi almıyorum. Şimdi ilk sorum. İstanbul'a inşa edilen gökdelenler hep tartışıldı. Sizin döneminizin önce de tartışıldı. İstanbul'un silüetini bozuyor dendi. İşte tıraşlanacak vesaire gökdelen gündemi oldu. Sizin döneminizde İlim Yayma Cemiyeti'nin veya vakfının sanırım bir inşaatına müdahale ettiniz. O çok tartışıldı. Gökdelenlere dair ne düşünüyorsunuz? İstanbul'da kaç gökdelen var? Sizin döneminizde gökdelen inşa edildi mi? İstanbul'da mevcut gökdelenlerin işte kaçı 25 yıllık önceki iktidar döneminde inşa edildi? İlk sorum bu. İkincisi de özellikle Boğaz hattındaki kaçak yapılara müdahaleniz hep gündemimizde. Zaman zaman İBB personeli, zabıta personeli, sizin daire başkanlığınızdaki görevli yöneticiler saldırıya uğruyor. Boğaz hattındaki kaçak yapılarla mücadelenizi soracağım. İkinci sorum da bu şekilde. Şimdi son sorudan başlayayım. Bu kaçak yapılarla mücadele işte 4 yılı tamamladık. Hatta bugün işte 23 Haziran tam 4. yılımızın yıl dönümü. Çok önemli bir konu. Gerçekten göreve gelince daha da net bir şekilde gördük. İstanbul'un kamu arazileri, sadece Boğaz içi değil, belki orada daha çok gündem oluyor ama meydanları, parkları, işte Boğaz'da olmasa da kıyı alanlarındaki kaçak yapılaşmaların çok fazla olduğunu, buraların işte belirli kesimlere verildiğini, buralardan çok ciddi bir ekonominin döndüğünü gördük ve bu konuda çok ciddi bir mücadele başlattık.
hukuki mücadelelerimiz sürüyor. Bu hukuki mücadele bazen uzun sürebiliyor ama çok kararlılıkla özellikle kamusal alanlarda da yıkım süreçlerini başlattık ve bu arazileri sonrasında da işte plan fonksiyonu dahilinde meydansa meydan, işte yeşil alansa yeşil alan, hemen yapımını tamamlayıp kamu arazilerini kamuya, halka kazandırma yönünde bir irade koyduk. Bunun toplumda... Gürkan Bey, hafızanızda bir rakam var mı? Geçtiğimiz 4 yılda bu kadar kaçak yapıya müdahale ettik, işte bu kadarını da müdahale edeceğiz diyebileceğiniz bir rakam var mı hafızanızda? Yani çok net bir şekilde rakam söyleyemem çünkü çok fazla var. Yani kamuoyuna yansıyan dışında aslında bizim şehrin içerisinde de, yani özel mülkiyette de olsa yıkım yaptığımız çok yerler var. Hani çok yanlış bir rakam söylemek istemem bu anlamda. Ama işte Kadıköy sahili, Üsküdar sahilindeki yerler, Fatih'teki tarihi yarımadadaki bu işte kaçak kafelerin yıkımı çok ciddi bir şekilde hem de takip ediyoruz. Bu hem sürdürüyor hem de takip ediyoruz. Tabii bunlar çok zorlu mücadele çünkü yıllardır bir rant aracına dönüşmüş. Belirli bir takım enformel ilişkiler kurularak bir rant aracına dönüşmüş. Bunlar kentin merkezi çünkü. O yüzden de hem arkadaşlarımız burada çok ciddi bir şekilde irade ortaya koyuyorlar. Onlara İstanbul halkı adına bir kez daha buradan da teşekkür etmek isterim. Ama bu irade, yani bu görevler bunları yerine getirmek için zaten kazanılmış, yürütülmesi gereken görevler. Şunu söyleyebilirim, pandemi sonrasında özellikle kentin kırsal alanlarında da ciddi bir kaçak yapılaşma tespit ediyoruz. İşte Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi bazı yerlerde. Bunlarla da çok ciddi bir şekilde mücadelemiz var ama tabii bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülebilir bir şey değil. Aslında bu imar denetiminin asıl yetkilisi ilçe belediyelerimiz. İlçe belediyelerimizi biz aslında denetleyen kurumumuz yasal ve mevzuat açısından. O açıdan ilçe belediyelerinin de bu anlamda imar denetimi, imar rejiminin sağlanması açısından çok sıkı bir takipte olması gerekiyor. Gökdelen konusu tabii aslında biraz farklı tartışılması gereken bir konu. İstanbul'da gökdelenlerin hızla çoğalması tabii 90'ların ortasından itibaren ve 2000'lerde hızlanan bir süreç. İstanbul ilk bu anlamda bir gök kafes tartışmasını çok ciddi bir şekilde yapmıştı. O zaman işte park otel yıkımları gerçekleştirmişti ama özellikle 2000'lerden sonra İstanbul'da bir gökdelen furyası gerçekleşti. Bu biraz daha Maslak bölgesinde yoğunlaşmıştı başta ama sonra farklı yerlerde yine bu plan değişikliklerinin de artık hızlanması, çoğalması ve çok ciddi eşitsiz bir şekilde yapılmasıyla birlikte Anadolu yakasında da Anadolu yakasından sonra Bağcılar Ekspres yolunda da Esenyurt'ta da çok ciddi bir şekilde arttı. Bizim dönemimizde bir imar planı açısından işte bir yerde bir gökdelen oluşturmak veya yüksek yoğunluklu bir yapılaşma alanı kararı biz çok oluşturmadık. Yani hiç oluşturmadık diyebilirim. Bu süreç içerisinde zaten şöyle bir şey geldi. Kanunda bir değişiklik yapıldı. Daha önceden imar planlarında şöyle bir şey vardı. Yüksekliği serbest diye bir tabir vardı. Yani planda verilen imar hakları doğrultusunda yüksekliğini istediğiniz gibi belirleyebiliyordunuz. Tabii bu çok ciddi suistimalleri, çok ciddi süliyet bozukluklarını ortaya koyduğu için bu 2019 yılında artık yüksekliklerin belirlenmesi gerektiğine dair bir karar geçti. Bunların plan kararları oluşturuldu. Şimdi gökdelen konusunda tabii ki belirli silüet kararlarını alıp bazı yerlerde yüksek yoğun, yüksek katlı bina da yapabilirsiniz. Bazı yerlerde bunun düşük katlı da tutabilirsiniz. Önemli olan o planın işte silüet kararları, işte donatı dengesi, nüfus yoğunlukları, ulaşım kararları
doğrultusunda doğru kararları oluşturup oluşturmadığıdır. Ama siz bir yerde, örneğin Kadıköy'de meteoroloji arazisi, Kadıköy'de her yer 5 katlıyken oraya bir plan yapıp orada işte 40 katlı, 50 katlı binalar yaparsanız bir kentin silüetini ortadan kaldırmış olursunuz. İşte 16-9 çok kamuoyuna yansımıştı. Orası ki tarihi yarımadanın silüetini bozan bir şey. Nihayetinde biz yeni yaptığımız planlarda bu silüet kararlarını kat rejiminde koruyacak artık kararlar üretiyoruz. Keza işte bu ilim yaymanın konusunda olduğu gibi Süleymaniye'de yeni bir planlama çalışması başlatarak bunu oradaki tarihi yarımadanın silüetini koruyacak kararlar geliştirdik. Tabii İstanbul çok büyük ve kontrol edilmesi zor bir kent ama önemli olan işte o bahsettiğimiz üst ölçekli planlardan alt ölçekliye kadar yürütülen sürecin bütünlüklü bir şekilde karar verilmesi, bütünlüklü bir şekilde o plana sahip çıkılması. Bu olmadığı takdirde siz bir gün bir yerde işte bütün bu rejimin, işte imar rejiminin, süliyetinin bozulacağına dair kararlar bir günde dahi alınabiliyor maalesef. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz var mı son olarak? Son cümlelerinizi alabiliriz. Yani eklemek istediğim tabii İstanbul açısından çok önemli bir şey. Aslında Türkiye açısından çok önemli konu deprem konusu. Tabii Maraş, Hatay depremleriyle biz çok büyük bir acı ve büyük bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Depreme ne kadar hazırlıksız olunduğunu, deprem anını yönetmekten deprem sonrası ve öncesinde ne kadar hazırlıksız olduğunu gördük. İstanbul'da yıllar itibariyle en önemli konusu deprem olmasına rağmen konut stoğunun yenilenmesinden tutun toplanma alanlarında deprem sonrasındaki afet kurtarmadan işte afetin yönetimine kadar birçok konuda ne kadar hazırlıksız olduğunu da yıllar itibariyle buralara aslında yatırım yapılması gerekirken, buraların üzerine düşünmesi gerekirken, toplanma alanlarının imara açıldığını, dönüşmesi gereken asıl yerlerin dönüşmeyip rantı yüksek yerlerin dönüştüğünü, riskli alan ilan edildiğini gördük. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikten bu yana bir deprem seferberlik planı doğrultusunda farklı konularda, farklı boyutlarıyla bu konuyu ele alıp İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu tabii sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli olabileceği bir konu değil. Bakanlığın da, ilçe belediyelerinin de, toplumun da taşın altına elini koyması gereken bir süreç. Bu seferberlik planı dahilinde işte birçok proje, birçok uygulama, işte dönüşümü kolaylaştıracak araçları geliştiriyoruz. Bunun da dönem dönem kamuoyuna bazı bilgilendirmeleri oluyor. Yani bugün İstanbul'un ana gündemi depremdir. İstanbul'un ana gündemi kentin depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Ve kentin tüm bileşenlerinin bu doğrultuda da seferber olması gerekmektedir. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'le beraberdik. İstanbul'a dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sorularımızı cevapladı Gürkan Bey. Umudumuz kadim kent İstanbul'un daha yaşanılabilir, daha iyi bir şehir olması. Gündeme dair yeni meselelerle, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin.